Altın 1920-30 aralığında geziniyor ama bu sizi yanıltmasın çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir yükseliş başlayacak demiştim. Bugün ilk adımını gördük. Hızlı yükselişin ilk adımını. Bu bir hızlı yükseliş değil elbette. 1947-50 aralığına geldi yerleşti altının onsu. Büyük ihtimalle ilk hedefi 1960 seviyesi olacak. Burayı kırdıktan sonra 1980, 1980 kırıldıktan sonra da 2100'e doğru hızlı adımlarla ilerleyen bir altın ons değeri görüyoruz. Ve bugün 470 sınırına gelen bir gram altın vardı. Hem onsun yükselmesi hem de doların yükselmesiyle birlikte gram altının da önce 526, daha sonrasında da 570'li seviyelere kadar yükselmesini bekliyorum kısa vadede. Orta ve uzun vadede ise zaten hızlı bir şekilde 600-800 aralığına yerleşen bir altın ons değeri göreceğiz. Daha ötesi arkadaşlar, dövizde devalüasyonist bir etki gördüğümüzde işte o zaman 1000 liranın üzerinde bir gram altını konuşuyor olacağız. Bugün de her zaman olduğu gibi altını, doları sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda tüm piyasaları da konuşacağız. Sadece altına dolarla bırakmayacağız. Gümüşü konuşacağız, bitcoin'i konuşacağız. Nereye gidecek bundan sonraki süreçte? Tabii ki borsaları konuşacağız. Teknoloji hisselerinde hafif bir toparlanma var. Bu yükseliş eğiliminin tekrar geri geldiği anlamına mı geliyor? Yoksa satışı yapabilmek için yukarıya çekip çekip vermeye mi başlayacaklar? Bütün bunları sizler için değerlendireceğim. Ama bugün açıklanan çok önemli bir veri Vardı. Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki işsizlik verisi. İşsizlik rakamları yine %13'ün üzerine tırmandı. Üstelik en avantajlı olduğu ayda yani Haziran'da, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları, yaz ayları işsizliğin düştüğü aylardır arkadaşlar. Ya da düşme eğilimine girdiği aylardır. Oysa Haziran ayında %13'ün üzerine tırmanan bir işsizlik gördük. Büyük ihtimalle Temmuz, Ağustos'ta da bu yükseliş eğilimi devam edecek. Peki bu ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşmamız lazım. Daha ötesi ne olacak bu genç işsizlerin durumu? Öyle bir umutsuzluğa kapılmışlar ki büyük bir kısmı iş bile aramıyor. Türkiye'nin en büyük yarası, en büyük sıkıntısı ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek ekonomik krize de imza atacak bir mevzu. Onun için bunu detaylı olarak konuşacağız. Hepiniz Hoş geldiniz sevgili dostlar. İşsizlik Haziran'da %13.4 seviyesine kadar yükseldi. Tarım dışı işsizlik daha da dramatik. Yani tarım işin içinden çıkartıyorsunuz. Mevsimsel etkilerin avantajlarından en önemlisi tarım konusu. Yaz ayları itibarıyla daha doğrusu ilkbahar ayları itibarıyla tarımda bir istihdam oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Onu çıkarttığınızda çıplak işsizlik yani sanayinin, hizmetler sektörünün yarattığı işsizlik ortaya çıkıyor. O da %15.9 seviyesinde. Bir önceki ayda %15.2 inmiş %0.7'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Genç işsizliğe geleceğim. Genç işsizlik dramatik bir noktada. %26.1 seviyesine kadar tırmanmış durumda. Resmi TÜİK verilerine göre %26.1. Bir önceki aya bakıyorsunuz %24.9. Haziran ayına bakıyorsunuz %26.1. Bir de bunun içine iş aramaktan vazgeçen gençleri eklediğinizde %29'a çıkıyor. %30'a dayanıyor. Daha ötesini söyleyeyim genişletilmiş işsizlik verilerinin işin içine soktuğunuz zaman %35-40 aralığına yerleşiyor ki bu da Türkiye'de her 3 gençten birisinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlikse %14.3 seviyesine tırmanmış durumda. Bir önceki aya bakıyorsunuz %14 seviyesinde. Gördüğünüz gibi bütün işsizlik verileri bir önceki aya göre yükseliş eğilimine girmiş durumda. Durumda. Şimdi sizden ricam burayı dört gözle izleyin ve dört kulakla dinleyin. Çalışmaya hazır olduğu halde iş gücüne dahil edilmeyen kişi sayısı 4 milyon 500 bin. İşsizlikten bahsetmiyoruz bakın burada. 4 milyon 500 bin kişi çalışmaya hazır olduğu halde iş gücüne dahil edilmemiş. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı %3.1 artarak %29.3 seviyesinde. 15 ile 29 yaş aralığındaki gençlerin 5.852.000'i ne bir yerde çalışıyor ne de bir yerde okuyor. İş bulma ümidi olmayanların sayısı 1.377.000 Türkiye'de 1 milyon 377 bin kişi iş bulabileceğini bile düşünmüyor. Benim ülkeyle ilgili, ekonomiyle ilgili bir beklentim kalmadı. Nasıl olsa gittiğim bütün iş yerleri de bana kapısını kapatıyor. Devlet de bana iş imkanı sağlamıyor. Onun için aramama gerek yok diyenlerin sayısı bu arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. 1 milyon 377 bin. iş bulmaktan umudunu kaybetmişlerle. Ev hanımı olanlar, evde oturmayı tercih eden vesaire bunların toplamıysa 4 milyon 575 bin kişi. Bunlar bakın işsiz değil, iş bulmaya bile çalışmayan insanlar. Bunun üzerine bir bu kadar da işsiz sayısı ekleyeceksiniz. Bir anda 9-10 milyon kişi aralığında bir rakama ulaşıyorsunuz. Çalışan nüfusa baktığımızda 30 milyon, 30 milyonda neredeyse 10 milyon kişi işsiz ya da iş bulma umudunu kaybetmiş ya da evinde oturan ekonomiye bir katkısı sağlamayan kişi. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de her 3 kişiden birisi verimsiz bir şekilde evinde oturuyor. Ne ekonomiye bir katkısı var ne topluma bir katkısı var. Ve bunun sebebi o insanlar değil. O insanları o pozisyona düşürenler arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Benim açımdan iki önemli veri var burada arkadaşlar. Birincisi elbette gençlerin işsiz olması. 5 milyona yakın genç işsiz pozisyonda büyük bir kısmı umudunu kaybetmiş durumda ve iş aramıyor. Hem de hayatının baharında 15 ile 29 yaş aralığında. Yine bir başka önemli veri ise arkadaşlar iş bulma umudunu kaybetmiş olan insanlarımız, iş bulmaktan vazgeçmiş olan insanlarımız. Bu büyük bir sosyal sorun. Türkiye'nin en büyük problemi arkadaşlar. Birileri hala bireysel emeklilik paralarını inşaatçılara kullandırarak onları kalkındırmaya çalışıyor. Oysa illa kullanılacaksa işsizlik fonundaki paralar İlla kullanılacaksa işte bu kanayan yaraya çözüm bulunmalı aslında başka bir şeye değil arkadaşlar. Evet şimdi de rakamlara bakalım isterseniz önce borsa ile başlayalım. Bugün de yine bir 110 bin seviyesinin üzerine denediler. 110 binin üzerine çıkarttıklarında bir yığın kişinin gelip hisse senedi alacağını sandılar herhalde. Alanlar da olmuştur apayrı bir konu. Yine 120 bine gidecek beklentileri olanlar da vardır belki bilemiyorum ama bunun tamamen bir saflık olduğu kanaatindeyim. Bakın. Amerikan borsalarında teknoloji hisseleri patır patır düştü. Ha diyeceksiniz ki dün toparlandı. Dün toparlanmadı arkadaşlar. Hafif yukarıya çektiler. Yukarıya gidecek imajı yaratıyorlar. Bu seviyelerden birilerinin eline mal vermeye devam edecekler. Bu kadar basit. Amerikan borsaları başta olmak üzere dünyadaki tüm borsalarda önümüzdeki dönemde büyük yıkımlar olacak. Çünkü dünya ekonomik olarak daralıyor. Pandemi riski her geçen gün artıyor. Bir de bunun yanına Amerika'daki seçimleri koyun. Amerika ile Çin gerilimi koyun. Önce Huawei'ye müdahale ettiler. Ardından TikTok ve TikTok'un sahibi olan firmaya müdahale ettiler. Şimdi de Çin'in en büyük çip üreticisi olan firmayı kara listeye almış durumdalar. Çin'le Amerika arasındaki kılıçlar çekilmiş durumda. Bu gerilimler her geçen gün borsaların biraz daha değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Bugün 110 bin seviyelerinden mal alırsınız. Yükselecek diye düşünürsünüz. Yüzde %3-5 kazanırım dersiniz. Ama öyle bir askıda kalır ki aylarca o malı elinizden çıkartamazsınız. Altın yükselir yanınızdan gelir geçer. Dolar yükselir yanınızdan gelir geçer. Kur kırılırsa faizler mecburen yukarıya çıkartılır. Faiz treni yanınızdan gelir geçer ve siz hepsine bakmak zorunda kalırsınız. Dolar cephesinde arkadaşlar 7.51 seviyesini gördük. Buradan gelen satışlarla geriye aldılar. Şimdilik 7.50'ye alıştırmaya çalışıyorlar. Bir anda 7.50'yi kırdı 7.5 oldu dolar falan denmesin diye. 7.50 Kıracak mı? Çok kolay kıracak arkadaşlar. Peki 7.60'da duracak mı? Durmayacak arkadaşlar. Artık 7.50'den sonraki ilk durak 7.80 olacak. Benim beklentim 7.60'a kadar yükselip 7.60'da bu hareketleri yapmasıydı ama daha erken yaptı. 7.50 kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde 7.80-85 aralığına giden bir dolar kuru göreceğiz. Buna bağlı olarak da gram altının da yükseldiğini göreceğiz. Gümüşün yükseldiğini de göreceğiz Türkiye'de. Şu anda 4. 470'e dayanmış durumda gram altın. Doların ve onsun yükselişi gram altını 500'ün üzerine tırmandıracak yakın zaman içerisinde. Onun için endişe etmeyin, pozisyonlarınızı bozmayın, sakin olun. Dünya bunları, bu sıkıntıları yaşadığı sürece altında bir geri çekilme beklemeyin. Türkiye'de biraz önce uzun uzun anlattığım işsizlik meselesinden dış borç meselesine kadar, bütçe meselesinden cari açık meselesine kadar sorunlar adam akıllı çözülmediği sürece de doların düşmesini beklemeyin. Buradaki tek mesele doların devalüasyonist bir etkiyle yükselip yükselmeyeceği meselesiydi ve ne yazık ki gördüğüm kadarıyla artık bu durumda kesinleşti. Kesinleşti. Sadece timingi belli değil. Zamanlama anlamında baktığınız zaman da cari açığı iyi takip etmek gerekiyor. Ekim ortasında maksimum Kasım başında cari açığın bu hızlı yükselişi doları artık kırıp geçirecek. Elbette şu anda kurda da bir mal toplama süreci var. Elbette birileri açıklarını kapatmaya çalışıyor. Bunların içinde şirketler var, bankalar var, yabancılar var, kamu var. Yani herkes bu seviyelerde mümkün olduğunca mal toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Mal toplama işi bittiğinde karar vericiler harekete geçtiği an itibaren işte o dövizdeki kırılmayı hep birlikte izleyeceğiz. Bir sabah uyandığımızda 14-15 lira civarında bir dolar kuru göreceğiz. Bakın parite tekrar 1.18'in üzerine çıktı. 1.19 zorlamaya başladı. Bunun etkisiyle Euro 8.86 seviyesine geldi paritenin 1.20'yi kırabileceği kanaatinde değilim. Nitekim Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın bir konuşması bekleniyor. Piyasadaki pek çok ekonomist, piyasa yapıcı vesaire bu konuyu değerlendiriyor. Euro'nun aşırı değerlendiğini ve bu aşırı değerlenmenin Avrupa Birliği'ni sıkıntıya sokabileceğini, Lagarde'ın mutlaka bu konuyla ilgili çözüm bulması gerektiğini konuşuyorlar. Benim haftalardır sizlerle paylaştığım mevzular yani. Euro çok değerli ve bu Avrupa Birliği için bir avantaj değil, bir dezavantaj. Türk lirasının Türkiye'de değerli olması gibi Türk lirası ne kadar değerli olursa o kadar az ihracat yapıyor. O kadar çok cari açığı patlıyor. O kadar çok yabancılara iç piyasayı teslim etmek zorunda kalıyor. Aynı senaryoyu Avrupa Birliği içinde düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin para birimi olan Euro değer kazandıkça Amerika'nın Euro bölgesindeki etkisi artıyor. Euro bölgesindeki ülkeler ihracat yapmakta zorlanıyor. Turist çekmekte zorlanıyor. Diyeceksiniz ki pandemi meselesi var. Olabilir arkadaşlar pandemi olsa da olmasa da parasının rekabetçi olması önemli bir ülkenin ya da bölgenin. Şimdilerde Sayın Bakan da bu konuyu dile getiriyor biliyorsunuz. Euro da değersiz hale getirilecek yakın zamanda. O nedenle ben 1.20'yi kırabileceği kanaatinde değilim. 1.08 seviyelerine kadar çekilecek yakın zaman içerisinde. O dönemde Euro'da bir düşüş görebiliriz. Ama Türk lirası Euro'ya karşı ve dolara karşı hızlı değer kaybına devam edeceği için Euro yükselecek. Sadece şunu söyleyebilirim. Dolar kadar yükselmeyecek. Yani dolar %3 yükseliyorsa euro %1,5 yükselecek. Euro dolar paritesi yakın zaman içerisinde dolar endeksinde yukarıya gitmesiyle birlikte çılgın hareketler yapacak. Faiz cephesinde %13'ün üzerinde bir rakam görüyoruz. Buraya sabitlenmiş gibi. Evet politika faizi belki 8.25 seviyesinde Türkiye'de ama borsasına bakıyorsunuz Türkiye'nin. Oradaki gece repo faizleri %11.25 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Anlayacağınız 3 puanlık bir makas var ya da 300 bas puanlık bir makas var. Devletin borsasıyla devletin politika faizi arasında. Demek ki gerçekçi bir faiz politikası uygulanmıyor ve Türkiye'deki politika faizi gerçekleri yansıtmıyor. Altının ons'uyla devam edelim. 1949 dolar seviyesinde şu anda 2000 üzerine kendisine attığında bu kez 2100'e doğru giden bir altın ons değeri göreceğiz. Tahminler de yavaş yavaş değişmeye başladı. Pek çok kurum ve kuruluş yurt yurtdışı 2300 dolara giden bir altın ons değeri olacağını söylemeye başladılar. Ben aylardır söylüyorum onlarda da yavaş yavaş jeton düşmeye başladı. Evet arkadaşlar altın 2300 dolara gidecek ama onların söylediği gibi 2021 bulacak mı tartışma konusu. Ben en geç Kasım Aralık aylarında 2300 dolarlı seviyelerin görülebileceği kanaatindeyim. Neden Kasım Aralık diyorum? Çünkü pandeminin zirve yaptığı aylar olacak Kasım Aralık. ikinci dalganın vurduğu aylar olacak. Ekonomik sorunların en net görüldüğü aylar olacak bunlar. Bu riskler de altın onsundaki yükselişleri hızlandıracak arkadaşlar. Şu anki yükselmeyi çok önemsemiyorum. Küçük bir yükseliş bu. Tekrar geriye de çekilebilir. Ama bu altının yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Önemli. 2000 dolar sonrasındaki yükselişler bence çok kritik olacak. Oradan sonra esas altının yükselişlerine bakmak gerekiyor. Geriye çekilebilir mi? Bu koşullar içerisinde dalgalanır ama geriye çekilmez. Trend değiştirir mi? mümkün değil arkadaşlar. Gümüşün olsu 26.9 seviyelerinde ilk hedef 28 dolar. Sonrasında da 30 doların üzerine atacak ve 35 doları hedefleyecek. Özellikle altının yükselişiyle birlikte. Bitcoin 10.274 seviyesinde arkadaşlar. Bana göre ilk hedef 11.600 dolar. Sonrasında da tepeyi tekrar zorlayacaktır. Altına olan talebin artması Bitcoin'in de paralel yükselişini beraberinde getirecek. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'de rekor hareketleri görebiliriz. Tabi Bitcoin tek başına yükselmeyecek. Bence pek çok altcoin'de rekorlar göreceğiz. Dolar endeksi bugün hafif geri çekildi. 9332 seviyesinde. Bence hedefinden hiçbir şey kaybetmedi. Önce 95 sonrasında 100 seviyesini zorlayacak ve üzerine çıkacak. Çünkü dolara olan eğilim ve talep de her geçen gün biraz daha artıyor. Avrupa'nın durumuna bakıyorsunuz. Gelişmekte olan ülkelerin durumuna bakıyorsunuz. Orta bakmayın zaten. Bütün bunlara baktığınız zaman gördüğünüz tablo güvenli tek liman Amerika. En son. Liman olarak baktığınız zaman altın, ülke olarak baktığınız zaman güven liman hala Amerika olarak görünüyor ve Amerika'nın para birimi de önümüzdeki süreçte değerlenecek. Avrupa Birliği zaten Euro'nun değer kaybetmesini istediği için buna oynayacak. Amerika da önümüzdeki dönemde doların değer kazanmasını oynayacak ve dolayısıyla dolar endeksi yukarıya giderken parite aşağıya düşecek. Doların yükselişiyle birlikte Euro düşecek ama sterlin düşmeyecek. Sterlin dolara paralel hareket edecek. Sterlin de 10 liranın üzerinde üzerinde göreceğiz. CDS'imiz 505 puan seviyesinde şu anda. Çok yüksek bir seviye arkadaşlar. Ha 500 ha 600. Arada çok bir şey oynamıyor. Dünyanın en yüksek CDS'lerinden, risk primlerinden birisine sahibiz. Yani şunu söyleyeyim size. Dışarıdan borç bulduğunuzda %5'e borç buluyorsanız %5 de üzerine CDS ekliyorlar. %10'a çıkıyor. Dövize ödediğiniz faiz oranı. Çok yüksek seviyeler bunlar ve kaldırılabilecek seviyeler değil ve hala bu seviyeler iyiymiş gibi gösteriyor çalışılıyor Ne yazık ki piyasalarda önümüzdeki dönemde hareketli günler yaşayacağız. Çılgın günler yaşayacağız ve bu hareketli günlerde stabil kalanlar, sakin kalanlar, uzun vadeli olaylara bakanlar, mümkün olduğunca perspektifini geniş tutanlar kazanırken aceleci olanlar, panikleyenler, daldan dala atlayanlar da kaybeden tarafta olacaklar. Her zaman olduğu gibi aslında. İyi yatırımcılara bakın, dünyadaki büyük yatırımcılara bakın arkadaşlar. Hep uzun vadeli oynarlar. Totalde baktığınız zaman o alsat yapan, günlük işlemler yapandan çok daha az risk almış olurlar ve çok daha büyük paralar kazanmış olurlar. Onun için size sabırlı olun, sakin olun ve olaylara uzun vadeli bakın diyorum. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabi beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.